Kargoist, Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sunar. Esselamu Aleyküm. Ortak Akıl'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli iki misafirimiz bizlerle beraberler. Serkan Hocam ve Elif Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun hocam. Çok nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. İyisiniz. Sizleri gördük. Programımızda ağırladık. Daha iyi olduk. Elif Hocam siz de iyisiniz çok inşallah. Çok şükür. Sağ olun. Birer eğitimci. Bunu yine yapacağım. Birer eğitimci. İkisi de aynı zamanda. Serkan Hocam kamu personelinde afet işleriyle ilgileniyor. Evet. Biraz sonra anlatacağım hatta onları nereden tanıdığımı. Elif Hocam da aynı zamanda bir girişimci. Onu portakal ağacı Hatice Hanım'la beraber yaptığı çalışmalardan da tanırsınız. Durmuyorlar. Sürekli yeni yeni fikirler üretiyorlar. Yeni yeni projeler üretiyorlar. Ben ikisiyle nasıl tanıştım? Bir aile kampında tanıştık. Evet. Çocuklarla beraber gittiğimiz bir kamptı. Doğayla iç içe bir kamptı ve İkisinin de hayran kaldım doğaya olan yaklaşımlarına, işte doğada geçirdikleri o keyifli vakitlere. Biz odalarda kalırken Serkan Hocam buz gibi bir Bolu havasında çadırda kaldı. Evet. Dedim ki tamam, şimdi bize hava atıyor ama iki gün sonra hasta olacak. Olmadı. 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 Evet. Çok ilginç şeyler yaşadık biz o kamp döneminde. Ama şu soruyla başlamak istiyorum. O hastalık sorusunu oldunuz mu ya onu sorayım. Yok hocam. Olmadı. Yani bizde hocam şöyle, doğru malzeme doğru yerde kullanıldığı takdirde bir problem yaşamıyoruz. Yani bizim doğru malzemenin olması gerekiyor. Evet. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Aynı şeyler. Tabii. Şey var ya, bir klasik vardır ya, soğuk hava yoktur, yanlış kıyafet vardır diye. Doğru, o çok doğru aslında. Bu Kuzey Avrupa ülkelerinde, Kanada'da özellikle eğitim sistemini de şekillendiren bir şey. Ama Türkiye'de nedense çok evhamlıyız biz o konuda. Bu arada eğitim sistemi demişken farklı eğitim modelleriyle de ilgileniyor. Evet. Alternatif eğitim modelleriyle Elif Hocam. Peki Elif Hocam şu sorudan başlayayım. Edebiyat alanınız aslında. Evet. Yani edebiyatla ilgilenmek varken ya da doğayı anlatacaksanız da dört duvarın arasında da anlatabilmek, atölyeler düzenlemek varken neden bu kadar yorucu bir iş? Neden kamplar? Atölyede ya da dört duvar arasında anlattığım şeyle doğada anlattığım şey arasında geri dönüş olarak çocuklardan da yetişkinlerden de aldığım geri dönüş çok farklı oluyor. Zaten araştırmalar var, kanıtlanmış doğada öğrenmenin, doğada verilen bilginin çok daha kolay edinildiğine dair. Ben de köyde büyüdüm, Karadenizliyim ve gerçekten köyde büyüyen çocuklarının algılarının ne kadar daha açık olduğunu, bilgiyi edinme süreçlerinin ne kadar daha rahat ve kolay olduğunu biliyorum. Çalıştığım çocuk gruplarında da ben yabancılara Türkçe öğretiyorum. Yabancı çocuklarla, aynı dili konuşmadığım çocuklarla çok ders yaptım. Onlarla da hareket etmenin ve bahçeye çıkmanın ne kadar verimli olduğunu gördüm. Ve kendi çocuğumdan da mülhem böyle bir ihtiyacımız vardı. Böyle başladık. İşte Serkan Hoca'yla bir kampta tanışmıştım ben, evet, de gözlemiştim kendisini. Baktım çocuklarla arası iyi, emanet edilebilir vesaire. Allah razı olsun. Sonra onun bir etkinliğine katılalım dedim. Anlatayım mı bunu burada? Anlat. Yani her şeyi dökerim ortaya. Her şeyi dökerim. Ne oldu? Oldu böyle şey mi? İplerle ağaçtan ağaca atlayıp. Evet. Yaptıklarını falan gördüm. İplerle ağaçtan ağaca atlıyor. Benim kız bayılıyor. Gerçekten mi? Falan hocam sonra bizim şöyle bir etkinlik aslında ya çok özür dilerim buradan şu ortak akılın tarzını falan öyle vardı Bursa tarzını, evet, falan yani hocam şöyle hani konseptin belki dışına çıkılacak. Tabii ya da cevaplayacağımız rahatım hususlar vesaire falan ama bizim küçük bir ekibimiz vardı, okulsuz dediğimiz, yani okulsuzluk yapıyorduk benim biz çok özendim arkadaşlarımızla şeydi, beraber çok özendim için. Ben de çok özendim. Daha sonrasında biz arkadaşlarımıza dedik ki annelerin dinleneceği, babaların sahada kendilerini aktif bir şekilde kullanacakları, belki birazdan ona bahsedeceğiz, öne almış olalım. Şimdi çocuklar babalarını aktif bir şekilde görmek istiyorlar. Evet. Yani bir baba figürü dediğimiz zaman karşımıza güçlü bir model var. Yani babalığın üzerindeki misyon çok fazla. Biz işte neden çocuklara ya, televizyon karşısında oturan ve çekirdek çitleyen baba modeli değil mi? Değil hocam. Bizim kafamızdaki model sırtında odun taşıyan, kütük taşıyan, işte bir evin inşası sürecinde kurumuş dalların, işte kurumuş ağacın popülasyonuna dikkat eden, ayrıca işte her bir kuru dalı almadan üzerinde bir yaşam formu var mı yok mu? Çünkü ormana çıktığımız zaman her şey ormanın, yani doğada ormanın. Bazen şöyle eleştiriler geliyor. Ya burada evcil hayvan yok, yabani hayvanlar var. Hocam orada yabani olan biziz. Yani oraya ait olmayan biziz. Bu cümle çok güzel. Spot aslında cümle.
Orada yabani olan biziz. Yabani olan, yani oraya ait olmayan kişiler biziz. Biz sonra arkadaşlara teklif ettik. Dedik ki böyle bir şey yapalım. Sırt çantalarımızı aldık. İşte çocuklarla daha uygun bir yer belirledik. Babalarla beraber doğada işte kulübe yapacağız derdimiz. İşte çocuklarla barınak yapacağız. Gittik. Bir WhatsApp grubu oluşturduk. Bu oluşturduğumuz WhatsApp grubuna da ekleme yaparken farklı başka bir Elif'i ekleyecekken Elif ablayı eklemişiz. Sonra Z gelişim oldu. Ondan sonra yanlışlıkla aldık. Ondan sonra özür dileyerek tekrar kendisinden çıkart. Müsaade istedik. Çıkardık kendisine. Serkan yani hocam Elif abla da orada nasıl bir hırs yaptıysa siz görüşünüz dedi. Tabii kendi sistemini kurdu. Hatta yetmedi bizi oradan aldı. Sistemine dahil etti. Böyle bir yol başlangıcımız var ama dostluğumuz, ahbaplığımız, abla kardeşliğimiz yaklaşık 6-7 yıllık bir serüveni olan bir süreç bizim için. Ama bayağı ilginç şeyler yapıyorlar sahiden, yani iplerle tırmanmalar mı dersiniz, işte efendim baltalarla odun kesmeler mi dersiniz? Yani ben ilk gördüğümde ufak çaplı bir kalp krizi geçiriyordum o kampta. Gözümü açtım, çocuklar yok, neredeler dedim eşime. Dedi ki Serkan Hoca onları dışarıya davet etti. Tamam dedim, herhalde oturup uslu uslu bir şeyler anlatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir baktım ki camdan benimkinin elinde kocaman bir balta. Ya bu da bundan 2-3 sene öncesinden bahsediyorum, çalk diye odun kırıyorlar. Evet, hocam ki, yani çok burada üzücüm. Şöyle buyurun. Yani bizim endişelerimiz çok fazla. Evet. Yani yetişkinlerin endişesi çok fazla. Bizler manipüle olmuş insanlarız. Yani hem sistemsel problemler, hem eğitim düzeyinde gelen problemler, hem ailesel olarak yetişme tarzımız. Yani bir eğitimci kimliğimle eğer konuşacak olursam şunu çok rahat söyleyebilirim. Bir çocuğun gelişim sürecinde en aktif rol oynayan çevre. Çok doğru. Biz çevremizle birlikte manipüle olduk. Doğru. Olurken de sadece iyi taraflarıyla olmuyoruz. İşte kötü taraflarını da alıyoruz. İşte korkularımız, işte bazen şöyle şeyler duyuluyor. İşte sokaktaki hayvanlar olmasın. Hani olur olmaz bunlar farklı meseleler ama kendi halinde olan hayvanlarımızla, yani sokaktaki canlarımız, işte ben hem bir kedisi hem bir köpeği olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Yani kendi hallerinde bırakıldıkları takdirde bir problem yaşanılmayacak. Ama manipüle olmuş bir zihinle birlikte biz hareket ettiğimizde hem ormanda hem doğada hem okulumuzda evimizde hiç fark etmiyor. Endişelerimizle birlikte sahaya çıkıyoruz. O endişeleri anne babalar çocuklarına aktarıyor ve bu aktarmış olduklarıyla da çocuklar gelişiyorlar. Buna sorularımız da dahil. Bazen işte büyük oğlum adı Musab. Bana soruyor, hani Allah'la alakalı şeyler soruyor, dinle alakalı şeyler soruyor. Ben kendi fikrini önceliyorum. Çünkü güzel, bu çok benim, doğru bir hamle. Ya çünkü bizim zihnimiz manipüle oldu. Evet. Yani bir şekilde bir algıyla birlikte biz doğru, hareket ettik. Bizim kafamızda şablonlar var. Şablonlar var. İşte biz bu şablonları yıkabileceğimize inanıyorum. Yani Allah inancı çocuğu konusunda değil, genel anlamda. Yok tabii. Ya şöyle aslında dokunulması gereken, temas edilmesi gereken noktalarımız mevcut. İşte bunun için de Elif ablayla yola çıktık. Evet. Ben gayet mutluyum. Oluyor işte müsait zamanlarımızda, işlerimizin olmadığı zamanlarda, özellikle hafta sonlarında çocuklarımızla birlikte olmayı değerlendiriyoruz. Sadece şöyle bir ekleme yapmak istiyorum hocam. Ekleme demeyeyim de söylediğinize belki bir şerh düşmek ya da parantez açmak gibi. Sokaktaki canlarımız konusunda kesinlikle bir noktada sizinle aynı fikirdeyim. İşte bizim de sokağımızda beslediğimiz hayvanlarımız var. Kedilerimiz, köpeklerimiz var. Çok seviyorum. Özellikle köpekleri 2 yıldır, yani 2 yıl öncesinde caddemi değiştirirken çok ciddi anlamda seviyorum. Fakat çok zarar gören evlatlarımız oldu. Niye? Kendi haline bırakılma meselesiyle alakalı. Yani dediğiniz gibi kendi habitatlarında olsalar amenna. Evet. Fakat bu kontrolü sağlanmayan bir durum haline geldiği için kontrolsüz güç güç değildir. Ve o hayvanlarda da bölgesini savunma, bölgesini koruma, işte gelen yabancıyı tehdit unsuru olarak algılama gibi bir durum olduğu için köpeklerde böyle problemler de yaşayabiliyoruz. Evet. Umarım bununla alakalı devletimiz hem onları üzmeyecek, onlar bizim kıymetlimiz, evet, ama hem de yine kıymetli insanlarımızın zarar görmeyeceği bir çözüm yolu bulurlar. Belki İnşallah. Bu konuda işte sizin gibi onları bilen, doğayı bilen, doğanın dilini bilen kişilerle istişare etmek ve bir orta yol, ortak akıl oluşturmak lazım. Peki Elif hocam, şimdi ben o balta hadisesinin şokunu atlatamamış bir anne olarak. Evet. Yani evet Serkan hocam doğru söylüyor. Biz hakikaten de küçük
görüyoruz. Yani evet. Tabiriyle evlatlarımız. Evet. Yapamaz ki, nasıl yapsın? Ay o balta elinden bir düşerse Allah muhafaza. Evet. Yani bununla alakalı biz ebeveynlere söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani şu yaşlar tabii. Şunları yapabilir gibi. Yani her çocuğun bilişsel ve duysal gelişimi farklı olabilir. Ama ortam yapılandırılmamış, güvenli ve yapılandırılmamış ortam diyorum. Onu şöyle düşünün, hani bir söz var, bu çok kötü anlaşılıyor ama saldım çayıra mevlam kayıra diye. Çayır güvenli bir ortamdır aslında. Aa, çayır güzel. Çimen vardır, düzdür. Düşse bile çocuğun hayati bir tehlikesi olmayacağı yerdir. Zaten yeterince geniş bir alan bıraktığınızda çocuk yaşına göre, kendi gelişimine göre yapabileceği alete gider. Doğru. Ya da rehberlik alabileceği, kendine güvendiği alete gider. Yani biz koymuyoruz onun önüne. Ya yani baltayla testereyle ilgili Serkan Hoca ile ilk kampı planlarken şey dedi. Ben dedi onlara balta testere vereceğim dedi. Dedim olmaz hocam ya, ne olacak yani, benim çocuğum da küçük. Dedi ki yani abla dedi, bu kadar olay yapacak bir şey yok dedi. Daha küçük çocukları onun. Çakı falan da kullandınız. Evet, çakı falan evet. Da. Sağ olun hocam. Evet, evet. O günden beri çocuğum çakı evet. Koleksiyonu. Merak ediyorum. Çok güzel bir şey bu. Çok seviniyorum kamplardan sonra böyle geri dönüşler alınca. Çok elhamdülillah, bakmayın latife ediyorum. Ben de çok mutluyum. Yani zaten ben de anne olarak paniktim. Sonra Serkan Hoca'ya dedim ki sakın annelere böyle deme. Biz onu alet edevat kullanımı diye alıyoruz. Kampta gördüğümüz duruma göre, gruba göre çocuklara veriyoruz. Ve zaman içerisinde şu anda ben konuşurken evet çocuklara balta veriyoruz, testere veriyoruz. Hatta falan son diyoruz yani. Yapacağımız programda hocam bunu spot bir şekilde sundu. Yani o kadar Elif abla da alıştı evet. Ki evet, çocuklarımıza balta bile kullandıracağız diyerek onunla övünç bir şekilde bahsetti. Evet, artık oraya ama geldim artık yani. Artık sanki ebeveynlerin de zihnindeki şemalar değişiyor gibi. Aşırı, yani biz evet. De biraz daha doğaya artık geri dönüş ihtiyacı hissediyoruz sanki. Biraz daha yağ yapsın. Bir de bu böyle sosyal medyada da gözümüze tatlı gösterilmeye evet. Başlandı ya. Biraz bazı şeylerin ona da ihtiyacı var sanki. Tabii. Normalleşti elhamdülillah. Ya da tatlı. Yani böyle albenili gözüküyor ya. Gözümüze. Ay abdesi benimki de yapsın, bir fotoğrafını paylaşayım. Evet, gibi, evet. O var. Dediğiniz gibi biraz daha alışılmış bir durum oldu. Ama şöyle bir durum da var. Bizim son kampımıza, yani kamplarımıza bir gelen bir daha geliyor çok şükür. Ben de çok istiyorum da yoğunluktan son kampımızdaki çocukların hepsini neredeyse tanıyorduk. Bilişsel ve duysal olarak nasıl, nerede olduklarının farkındaydık. O yüzden artık onları bir sonraki seviyeye geçirebilme şeyindeydik. Ve biz balta kullanabilen çocuklar gelsin de arzu ediyorduk. Yani gittiğimiz en son kamp yaptığımız yerde balta da kullandılar, her ateşte şey. Yaktılar. Telsiz. İşte telsiz ateşi kullanmayı biraz şey yaptı. Yok hocam. Hocam şöyle işte bizim böyle bir çıkmazımız da oluyor bazen. Şimdi bushcraft dediğimiz bir alan var. Yani doğadaki imkanları kullanarak yapmış olduğumuz çalışmalar ya da doğada tek başına evet, işte evet. Çakmak kullanılmadan vesaire gibi bir süreç var. Şimdi ben çocuklara olabildiğince işi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Yani işte sopalarla yakacağımız ateş. Abi yani böyle bir şey hani bir imkanımız yok gerçekten. Şimdi bir tüpüm var. Başında bir başlıkla beraber. Ben onu çantamdan çıkarıyorum. İşte babalarla, çocuklarla. Çantada taşınabilen bir tüp. Tabii çantada küçük kamp tüpleri olarak geçiyor. Onu çıkarıp başına bir parçayı, aparatını taktığınız takdirde yaklaşık bir dakika gibi sürede ateşimiz hazır. Ben onu çıkarıp yakmaya başladığım zaman böyle yapıyor. Aa hocam yani muhabbeti oluyor. Ya şimdi şöyle, biz doğayı yaşanılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Evet, doğru. Yani yaşanılabilir bir hale getirdiğimiz takdirde çocuklar oradan rahatsız olmayacaklar. Mesela şu örnek benim çok hoşuma gidiyor. İşte köy yerlerine gittiğimiz zaman eskiden, yani ben yaklaşık 3 ayı yaz dönemlerinde köyde geçen bir çocuğum. Yani atından eşeğine, kazına, ördeğine görüyorduk, onlarla ilgileniyorduk. Mesela bizde çobanlık deriz. İşte kuzuları bize verirlerdi. Biz kuzularla birlikte işte çıkın doldurulur. Ya da bir tane yavru eşek verilir, sıpa verilirdi bize. Bize eşlik etsin diye, yüklerimizi taşısın diye. Daha sonra yani böyle bir hayatımız varken, şimdi köy hayatı o kadar zorlaştırıldı ki hocam. İşte benim 7 tane halam vardı. Sabahın köründe kalkarlar, koyunları sağmaya başlarlar. Ya bu kızlar, yani halalarım, yani o kadar efor harcarlardı ki. Daha sonra mesela bir köy tuvaleti, yani evin içinde de olabilecek bir şey, uzağa koyarlardı. Yani gece kalkıp tuvalete gitmek istesen korkudan ne yapacağını şaşıracağın... Hatim eder. Evet, şaşırabileceğin bir pozisyondaydın. Ama
kolaylaştırdığımız takdirde mesela onunla örneklendireyim. İşte süt sağma makinalarının olması. Evet. Yani böyle kendimize daha düzenli bir ahır sistemi getirdiğimiz takdirde daha ideal bir hayvancılık geliştirilebilir. Yani bizim işimizde de işimiz ne kadar kolaysa, elimizin altındaki malzememiz ne kadar ulaşılabilirse, işte arabamızın arkasındaki A'dan Z'ye herhangi bir ekipman için bahsediyorum. Ne kadar donanımlı, kaliteli ve iyi ise bizim işimiz o kadar kolay ve basit. Yani bir testere düşünün. İşte maliyetler yüksekti, alçaktı vesaire filan. Bir testere düşünün. Bir testereyle bir dalı yaklaşık 10 saniyede kesmek var, 1 dakikada kesmek var. Evet. Yani 10 saniye gibi kısa bir sürede biz işin halledilebilir olduğunu gördüğümüz zaman daha böyle istekli, arzulu oluyoruz. İş uzadıkça, yükümüz arttıkça bir dahaki gideceğimiz kampta, etkinlikte bu defa ne yapıyoruz? Ya yine bunu yapacağız moduna giriyor çocuklar ama güçlü, sağlam, doğru malzeme bizim işimizi de ekstra bir kolaylaştırıyor. Bu çok doğru bir bakış açısı. Yani çağın çocuğunu tanıyıp aslında evet. çağın insanını, sadece evet. çocuk da değil bizim için de aynı şey geçerli. Tanıyıp ona göre yöntemler sunuyorsunuz. Yani hızlı has çağındayız. İlkel bir çağa geri dönmüyoruz merak evet. etmeyin. Biz fıtratımızla tamamen bağlı olan doğayla iç içe olacağız ama günün güzelliklerinden, kolaylaştırıcılıklarından da faydalanacağız. Çobanlık dediniz ya hocam. Orada böyle kısacık bir yine ben ilave yapmak isterim. Çobanlık biliyorsunuz ki bütün peygamberlerin yaptığı evet. bir şey ve ben bir çoban çocuğu izlediğimde hayran kalmıştım. Yani böyle bir ıslık çalıyor çoban bu tarafa gönderiyor kuzuları, koyunları. Bir hareket yapabilerek onlarla oynuyor, eğleniyor. Bu tarafa evet. yönlendiriyor. Koca bir sürüyü yönetmeyi öğreniyor aslında. Ya bu muazzam bir şey. Yani o çocuk neler yapar? Yönetim öğreniyor çocuk resmen. Bir canı yönetmeyi öğreniyor. Evet. Hocam evet. burada bizim en temelde mesela hani sürü dediğimiz zaman böyle hani kontrolsüz olan, hani düşünemeyen canlılar olarak düşünülüyor. Evet. Ama biz köyden çıkarken de işte köyden evden, ahırdan hayvanlar dağa çıkarken ya da dağdan geldikleri zaman şöyle bir olay oluyor. Hiçbir koyun, hiçbir kuzu rotasını şaşırmıyor. Evet, yani gitmesi gereken yerler, yürümesi gereken patikalar, girmesi gereken ahır. Bunlar çok nadirdir, %1 ihtimaldir. Ya da kuzuların mesela anneler geldikten sonraki sürecinde baktığımız zaman hepsi kuzu. Tüylü, renkli. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Yani biz normal şu andaki gözümüzle, yani kullanabildiğimiz duyularımızla onlar arasındaki farkı ayırt edemiyoruz. Yapamayız, evet. Ama kokusundan, meylemesinden, ya hepsine baktığımız zaman me. Yani bu farklı şey yapıyor. Güzelle geliyor. Farklı değil ama işte biz bunu yani şükürler olsun biz bunu sahada görme fırsatımız oldu. En çok hasret duyduğumuz, yani böyle özlemini çektiğimiz meseleler başında diyebilirim yani kendim aslında için. Aslında Elif hocam çocuk da bunu görüyor değil mi? Evet. Yani köyde büyüyen evet. çocuk Allah'ın sanatlarını göre göre özümseye büyüyor. Bağı çok daha kuvvetli oluyor. Kesinlikle. Yani sen bu programı söylediğinden beri ne söyleyebiliriz, ne konuşabiliriz diyebiliriz. Bir süre bir eğitimci olarak işte odaklanmadan, farkındalıktan, doğanın bize kattıklarından, sürdürülebilirlikten falan bir sürü terim var. Bunların hepsinden evet. konuşulabilir. Hepsinin çok uzun alt başlıkları kesinlikle. Olabilir. Kesinlikle. Her biri bir evet. bölüm. Her, gerçekten teşkil öyle eder, olabilir. Doğru. Yani örnek olaylarla nasıl oldu? Yani evet. havada kalmayacak şekilde anlatabiliriz. Ama kafamda şey var. Onu gördüm de deneyimledim de çocuklardan. Yaratıcıyla ilişkileri bence daha rahat oluyor. Çok. Çünkü şehirdesiniz. Ben 2+1 bir sitede yaşıyorum mesela. Evim 2+1. Evin içerisinde en fazla bir saksı da gösterebiliyorum çocuğa Allah'ın mucizesini. Ya da doğadaysa mesela herkes kendi meşrebince bir şekilde insanüstü güçlerin olduğunu, insanın üzerinde başka bir o akıl olduğunu falan daha iyi idrak edilebiliyor. Yani bunu söylemiyoruz biz çocuğa. Yani en son gittiğimiz kampta mesela işte yürüyüş rotasını biz her gittiğimiz yerde önden bakarız. Yolu, rotayı çıkartırız. Ne kadar güvenlidir. Ya yani ebeveynlere veya çocuklara bunu söylemiyoruz çok fazla ama bütün rotayı biz test Tabii. etmiş oluyoruz güvenlik açısından. Ama işte çok yağmur yağdı gece ve dereler taştı. Yani ve bununla ilgili bizim yapabileceğimiz sadece bizim değil insanın yapabileceği bir şey yoktu yani. Ve bunu görünce insan içselleştirebiliyor bu bilgiyi. Doğru. Öbür dışı durumda yani şehirdeki hayata gücünün bak. Gücünün sınırını görüyor. Evet. Yani şehirde biz doğanın içerisinde yaşamıyoruz. Tamam balkondaki saksıyı da önemsiyorum ben. Evet. Orada da bir tohumun işte çilek olduğunu, buğdayın
işte yeşerdiğini falan görmek, onlar da çok ciddi kazanımlar. Hiç yoktan iyidirlik kısım. Kesinlikle ve hiç yoktan çok çok iyidir. Evet. Yani kıyaslanamaz yani şeyle, hiç yokla. Yoklukla. Ama doğanın içerisindeyken o kendi elinde olmayan şeyleri, şartları gördüğü zaman ulan başka bir şey var burada. Annemin müdahale edemeyeceği, onun düzeltemeyeceği bir şey var. Ya da babamın müdahale edemeyeceği, her kimin gelirse gelsin değiştiremeyeceği bir şey var. O zaman ne olmalı diye düşünmeye başlıyor. Mesela köydeki çocuklara ya da doğayla çok aşırı neşir olan çocuklara ölümü anlatmak daha kolaydır. Bunu söyleyeyim, çok istiyordum. Kabullenmeleri daha sevindim. Kolaydır. Evet. Çünkü her zaman için dört mevsimi görürler. En basit, yani hayvan bakmıyor. İşte sadece bahçeli bir evi var. O bahçede bir meyve ağacı varsa o dört mevsim, mevsimin durumuna göre, iklim şartlarına göre yeşerir, solar, sonra tohumdan tekrar çıkar. Bunu görünce insan ölüme daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Ki hayvanların ölümünü de görebiliyor. Yani kesinlikle. Biz böcek görmüyor, balığı ölüyor hemen sabah acil bir pet shop buluyoruz. Evet. Balığın yenisini aynısı. Çocuk üzülmesin diye öldüğünü bile söylemiyoruz. Bu sefer yakın ölümüyle çok büyük bir travma geliyor çocuğa. Evet. Bununla ilgili şöyle bir anımız olmuştu ölüm konusuyla alakalı. Evde işte bakliyat ıslatma deneyi yaptık ve Ömer Faruk'un böyle 4-5 yaşlarındayken koşarak geldiğini ve anne inanamıyorum. Ya aylardır dolapta olan kuru bir mercimek filizlendi, bu nasıl olur deyip böyle kafayı çıldırdığını hatırlıyorum. Ve aslında orada resmen öldükten sonra dirilmenin temel taşı atılmış oluyor. Yani kuru bir bakliyata can veren Allah kuruyup gitmiş olan kemikleri bir araya getirecektir elbette. Kesinlikle. Yeniden. Buna muktedirdir. Özellikle dini anlamda benim tabii alanım olduğu için hep oraya kayıyorum ama doğayla iç içe olan çocuğun zeka gelişiminde de ciddi anlamda kesinlikle. İlerilik gözlemliyoruz değil mi? Şöyle yani zaten yapılan araştırmalar var. Geçen günü bir araştırmaya rastladım. İki grup ayrılıyor. İki gruba da aynı kelimeler ezberletilmeye çalışılıyor. Sonra grubanın bir tanesine doğada yürüyüşe çıkartılıyor. Diğeri şehirde yürüyüşe çıkartılıyor. Doğada yürüyüşe çıkan grubun %20 daha fazla öğrendiği geri dönüşü, bilgisi, verisi toplanıyor. Çünkü doğada aslında zannımızın tersine insan fıtraten güvende hissediyor. Çok güzel. Şehirdeyken bu. Mesela işte trafikte yürürken istemsiz dikkat verdiğimiz şeyler var. Doğru. O istemsiz dikkatleri aslında doğada harcamıyoruz biz. Yani mesela teknolojiyle ilişkisinde de çocuğun mesela telefon yasaktır, o yasak, bu yasak demeye. Yani bizim kamplarda zaten biz hayırı ve yani yasak kelimesini kullanmıyoruz. Yasağımız yok. Hayır diyorsak o yapılamayacak bir şeydir. Kesinlikle yapılamayacak bir şeydir. Zaten ben şuna inanıyorum, izah edildiği zaman 3 yaşındaki çocuk da 13 anlıyor. Yaşındaki ergen çocuk da bunu kabul ediyor, anlıyor yani. Telefona bakarak sokakta yürüyebilir çocuk. Ama doğada telefona bakarak yürüyemez. Çünkü bastığı yeri görmezse bir kere düşer, iki kere düşer. Üçüncüye düşmek istemez, bastığı yere şey yapar. Bu da etrafın odaklanmayı kolaylaştırıyor aslında. Yani, zaten evet. Evet, yani yaratılışımızda evet. da ben çok mutlu oluyorum. Evet. Ama çocukluğumu soracak olursanız hocam, bir ağacın olduğu betonarme bir sokakta büyüdüm. Tek bir ağaç vardı. Ve şimdi bana diyecek olursanız ki o ağaç ne ağacıydı, hiçbir fikrim yok. Evet. Hiç merak etmemişim, hiç sormamışım, hiç anlatılmamış. Dedemle yaptığımız doğa yürüyüşleri dışında tamamen şehir hayatının içerisinde büyümüşüm. Ve ben 20'li yaşlarımda ağaçlardaki çiçeklerin sonra meyveye dönüştüğünü öğrendim. Ve şok oldum. 20'li yaşlarımda nasıl ya dedim. Meyve mi bu? Ya bu meyve mi olacak gerçekten de? Aslında eğitim hayatımızda da bununla alakalı sorunlar var. Yani belki bu bize bilgi olarak verildi fen evet. bilgisi dersinde. Ama onu deneyimleyemediğimiz için aslında özümseyemiyoruz da. Mümkün mü sizce yani eğitim dört duvarın içerisinde olacak olsa da bunu belki doğaya daha sık çıkarak, işte teneffüslerde doğa buluşmalarını arttırarak daha güzel bir şekilde yapmak, daha verimli bir şekilde yapmak mümkün olabilir. Hocam, neyi şöyle, değiştirmek lazım? Yani burada yani üzüldüğüm nokta benim şu, bu tarz kuramlar yani doğayı ilgilendiren, mesela orman okulu dediğimiz bir konsept var. Bu orman okulu konseptinin bize batıdan gelmiş olması, işte ilk Türkiye'deki orman okulu projesini hayata geçiren kişi işte Louis Tassi, nin olması. Ardından yani şöyle düşünün, geçmişinde tarımla uğraşmış, geçmişinde göçebe yaşamış, hayvancılıktan tutun yani at binmesinden inek sağımına, keçi koyun bakılmasına,
tarım üretmesine, işte yerleşim yerlerini seçerken doğayla birlikte hareket edilmesine. Mesela biz bir çadır kuracağımız zaman işte çadırın kapısının geleceğe yönün kuzeye bakmaması ya da çadırı koyacağımız yerin bir vahşi dediğimiz aslında oranın ev sahipleri olan hayvanların patika yollarında ya avlanmaya giderken ya da su içmeye giderken ki kullandığı yol üzerinde kurulmamasına önem gösteriyoruz. Aslında geçmişten baktığımız zaman da işleyiş hep bu şekilde. Su kenarlarına kurulmuştur. İşte vahşi hayvanlardan yani ev sahiplerinden böyle daha güvenli olacak. Hem kendilerine zarar gelmesin çünkü onlar yavrularını korumak için ya da avlanmaya çıkmak için ki çıkmış oldukları süreçte agresifleşebiliyorlar. Yani o agresifliğini aslında bize zarar vermek için değil de kendisini koruyabilmek için yani ailesini koruyabilmek için gösterdiği bir mücadele olarak görüyoruz. İşte biz buna dikkat ediyoruz ama bu tarz kuramlar işte Türkiye'deki kampçılığın doğayla birlikte iştigal olmanın, hareket etmenin batıda daha yaygın olması gerçekten yani kendi adıma söylüyorum, evet. inandığım değerler adına söylüyorum, üzücü. Hani bunun sebebi vardır elbette. Hani endişelerimiz, korkularımız elbette vardır ama bunun sonucunda dört duvar arasında eğitim olabilir mi? Elbette olabilir. Ama bu dört duvar arasındaki çocukların bulundukları yerlerde işte okulların etrafında tel örgüler olması, hatta yetmiyormuş gibi jiletli tel örgülerle güvenlik çok doğru. Kapsamında çocukların okullarının korunması. Yani burası bir hapishane değil. Çok doğru. Ya da çocuklar dışarıya çıktıkları zaman beton üzerinde oynamaları. Yani siz hiç şunu gördünüz mü? Yani bu biraz aslında toplum açısından da baktığımız zaman çamur olan bir yere girme endişesi yaşıyoruz. Ya çocukların tabii. Evet yani şimdi siz burada kamplardan birinde böyle çok büyük yani bayağı insan çalıştıran bir baba çocuk çamurda zıplamaya başladı ve kızına 6-7 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Dur yapma etme falan diye dedim. Beyefendi bırakın yani biz idare ederiz falan dedim. Ben o süreci yönetemem dedi. Çamura girecek ve yağmur olacak. Ama çünkü çocuğuyla doğaya çıkmamış. Evet. Çocuğun üzerine çamurlanırsa yani çamurdan bir korku var. Halbuki çamur her türlü temizdir yani yıkarsın geçer. Ama ben o süreci yönetemem dedi. Çünkü biz de şehirde büyüdüysek eğer evet. o çamur bize çok uzak geliyor. Pis bir şeymiş gibi geliyor. Doğru. Hastalık kapanmışız. Hastalık kapanmış. Evet. Halbuki yani çamurdan hastalık yani şimdi şey konuşmayayım büyük konuşmayayım. Bak benim çocuğum çamur var çamur var yani nerede girdiğiniz tabii. de çamura çok önemli. İçtiğiniz suyun nereden geldiği de doğru. çok önemli. Bunları bir tarafa bırakırsak yani pis bir şey değildir çamur. Ama o süreci yönetebileceğinize işte çamurlu gelecekler eve her taraf şey yapacak. Bir de biraz kontrolcülük de oluyor ebeveynlerde. Bende de vardı zamanında. Hala da var kontrol etmeye çalışıyorum. Doğaya çıktığımızda aslında bizim de her şeyi kontrol edemeyeceğimizi görüyoruz. Yani o çocuğun çamura basması lazım. Dur diyene kadar basıyor zaten. Hadi bastı bir şey olmadı. Ya da git düştü bir şey olmadı kalktı. Yani ve ebeveynlerinden uzaklaşıyor da yani düşüp kalkmayı öğrenmek için de tam düşebilirim ama kalkarım. Birçok çocuğu görürsünüz AVM'lerde yere yatar annesi kaldırsın diye doğru, bekler. Annelerin doğru. böyle bir travmasıdır doğru. yani çocuğum insan içinde ağlarsa kriz çıkarırsa diye. Doğru. Hayır ormanda yürürken çocuk düşerse birincisinde etrafa bakar. İkincisinde kendisi kalkmaya çalışır. Kalkamıyorsa tabii yardım eder. Problem çözme becerisi de gelişiyor aslında kesinlikle. Değil mi? Yani nasıl yürürsem daha kesinlikle, az problemle evet. karşılaşırım. Hı-hı. Şunun üzerinden nasıl atlamalıyım? Evet. Hesap kitap bile yapmayı öğreniyor aslında hocam, belki. Hocam burada alıyor, aslında yoruluyor, kendine çözüm üretiyor. Doğru. Yani buradan burada bir taş varsa ben onun etrafından dolaşayım falan diye düşünmeye başlıyor. Düşünce sistemi de gelişiyor. Pratik zeka. Evet. Şimdi hocam az önceki mesela okullarımızın yapılaştırılması yani bir model halinde gelmesi. Şimdi bazı dönemlerde evet biz işte batıdan aldığımız kaynaklar var. Eğitimler vesaire falan ama aldığımız zaman bir bakıyoruz batı o sistemini değiştirmiş. Yani biz alıp kullanmaya devam ederken batı diyor ki ya biz bunu zamanında kullandık ama ya burada şöyle bir yanlışlık yapmışız. Bizim bunu güncellememiz gerekiyor diyerek yani ona teşbih yani hata olmasa yani bir format çekiyorlar. Evet. Formatlayıp sil baştan ya da geçmişteki tecrübeleriyle birlikte yeni bir yol belirliyorlar. İşte bir estetik kaygımız var bizim. Çocuklar ıslanmasınlar, çocuklar çamur olmasınlar gibi bir sorun yaşıyoruz. Ama bunun özellikle son birkaç yıl içerisinde, özellikle 2020 sonrasında yani 2020 yılı içerisinde yaşadığımız pandemiyle birlikte
ormana olan ilgi, doğaya olan ilgi çok artmaya başladı. Evet. İşte okul öncesi eğitim kurumları artık orman okulu konseptlerinin de haftada bir iki gün gerçekleştiğini göstererek bir reklam sürecine giriyorlar. Doğru doğru. Evet, ya da, bu bayağı artı bir. Okul öncesi öğretmenlerimiz artı. İşte bizim arkadaşlarımız da var. Ekipteki arkadaşlar. Orman okulu eğitimleri almaya başladılar. Yani orada testere kullanımından bıçak kullanımına, işte barınak yapımına, balta kullanımına, yani bu tarz eğitimleri alan arkadaşlarımız. İşte ama bu hayatın bir parçası olması lazım. Yani çok doğru. Bizim oranın tabiriyle üzerimize güzel oturması lazım. Evet. Ki bu bizim üzerimize güzel oturabilecek bir format. Çocuklarımız, şimdi hocam ben çok basit bir şey sormak istesem. Yani okullarımızda ağaçları görüyoruz. Ama ağaçların hepsine baktığımız zaman çam ağacı ya da meyve vermeyen ağaçlar. Ya da mevsimsel dönüşümlerde işte yaprağı dökülen ağaçlar değiller. İşte biz oraya meyve ağaçları dikmiş olsak, sizin bahsetmiş olduğunuz çiçeklenme sürecini, işte ilkbaharla birlikte olan değişimler, işte mevsiminde meyvenin oluşması, daha sonrasında sonbaharda olan dönüşümler. Yani hem yaprağının dökülmesi, hem ağaçtaki değişikliğin olması. Bu, yani mesela Kur'an da buna misal veriyor. Sen diyor hiç etrafına bakmaz mısın? Ölü bir, yani yaprağını dökmüş bir ağacın, tekrar mevsimi geldiğinde, gerekli şartlar oluşturulduğunda nasıl canlandığını görmez misin? Şimdi biz bu, evet, başarılabilir, yapılabilir ama bunun sadece günlük hayatımızda işte velileri çekebilmek için yapılmış bir çalışmadan ziyade, evet, yani benimseyebileceğimiz bir süreç altı olması gerekiyor. Altının yoğun bir şekilde doldurulması, evet, gerekiyor. Doğa dediğimiz sadece o da değil. İşte bir hayvancılığın azaltıldığından bahsediliyor. Çok doğru. İşte köylünün efendi olduğu süreçten gelinen noktalarda baktığımız zaman, işte köy, ben gidiyordum mesela köyümüzde rahat 20 bin belki hayvan varken şu an 1000 tane hayvan var ya da yok. Ya, yani tüm, çok acı bir şey köylü ya. Çok acı. Zor geliyor değil mi artık? Zor geliyor, bir de o köydeki hayatı gerçekten biz de zorlaştırıyoruz. Yani bir de köyden çıkmadan da şeyi anlaşılmıyor. Yapılabilecek alternatif çözümler, evet, falan farkına varamıyor insan. Yani insan içinde olduğu nimetleri bir çıkıp bakması gerekiyor. O zaman fark ediyor. Yani ben başka bir işte atalık tohumlarla, kızım alerjikti, ilaçsız tarım, gıdalar vesaire alıyorum. Anneme dedim ki işte sarımsak yapalım, işte senin atalık tohum sarımsan var. Şifa olan şeylerin böyle kimyasal olmasına ve aslında sarımsak iyileştirmiyor diyor insan ama yediği sarımsak, doğru, sarımsak değil mesela. Yapalım anne dedim, şey yapsak yani, diksen dedim, bak arkadaşlar da istiyorlar falan. Dedi ki yani sarımsak dikecektin, niye İstanbul'lara gittin? Ya çok iyi. Dedim ki İstanbul'a gelmeseydim, evet, bunun farkında olmayacaktım. Çünkü orada olanlara da ben bunu söylememe rağmen onlara biraz şey geliyor. Yani uzaktan konuşması kolay gibi. Kolay gibi. Çünkü yemi adam çalıştırdığı zaman da işte bu el alem ne der şeyi. Bilmem kimin bilmem genç oğlu var ama tarlada işte yemiye çalıştırıyor. Yani, bu söylemler de bizi çok tutuyor. Bunu da böyle böyle sanki yani köylü milletin, evet, efendisi derken hakikaten, evet, dediğiniz gibi sanki köylü olmayı dezavantajlı, evet, bir, evet, şeymiş. Yani abi, çok lüks bir şey, çok lüks bir şey yani. Algıladık köy, bahçeli maalesef. Bahçeli bir evinin olması köyde, toprağının olması. Yani olmayanlar bilir. Valla benim dedem köy hayatını bırakıp şehire gelmiş. Gelirken de bütün maldan mülkten vazgeçerek, ay, gelmiş. Şu an biz acı çekiyoruz. Ben diğer amcalar ve onların torunları ihya olurken, canım dedeciğim, Allah rahmet eylesin. Evet. Tercih ettiği her şey için tabii ki ona, evet, teşekkür ediyoruz ama işin latifesi bir yana. Hayvanlar dediniz ya Serkan hocam. Öyle bir noktaya geldik ki şimdi kurban bayramlarında bile çocuklar kurban kesimini göremiyorlar. Böyle, evet, bir nasipleri yok artık. Eskiden herkes kendi hayvanını ya Allah bismillah diyerek tekbirlerle keserken, evet, şimdi çocuklar dışarıda gezen tavuğu yediğinin farkında değil. Bunun da adı tavuk, evet, onun da adı tavuk zannediyor. Evet. Gerçekten. O yüzden de işte aman görmesin travma olur, vay efendim şöyle olur diyorlar. Kısacık bir şey söylemek istiyorum. Bir yurt dışı makalesi okumuştum. Daha doğrusu röportajı okumuştum gazetede. Çocukları alıyor bir anaokulu, orman okulu. Geyik avlama tesislerine, geyik kesim tesislerine götürüyorlar. Büyük haber oluyor. Ve işte röportaj yapılıyor öğretmenlerle. Yani bunu niye yaptınız? Bu çocuklar travma yaşamadı mı? Başta diyor sadece 15-20 saniye şok oldular. Sonra işte tepsileri götürüyorlardı. Kesim aletlerine dahil oluyorlardı. Çünkü bu bizim yaratılışımız. İnsan doğayla iç içedir.
Ve bununla alakalı sizin var mı söylemek istediğiniz son sözleriniz Elif Hocam? Yaratılışımız olması, işte bizim belki psikolojimizde iyi gelmesi, rahatlatması ile alakalı. Sonrasında başka bir şey soracağım. Kapanışı öyle yapalım istiyorum. Ya kesinlikle fıtrata uygun davrandığında iyi de hissediyorsun. Öğrenci gruplarında, çocuk gruplarında benim gözlemim de o yönde. Birçok araştırma da bunu destekliyor. Hem öğrenme potansiyeli artıyor. Ayrıca bu dikkat eksikliği gibi, hiperaktivite gibi, işte bambaşka sorunlar, evet, gibi davranış. Niye bu kadar arttı kesinlikle mesela? Kesinlikle davranış bozuklukları doğada yapılan derslerde, açık havada yapılan derslerde daha az gözlemleniyor. Hmm. Çünkü doğada bağırıyorsa çocuk bağırıyordur. Yanındakini şey yapmaz. Çok da rahatsız etmez, hmm, ya da öğretmen çok da fazla dağılmayabilir. Ama dört duvar arasında bağırıyorsa, evet, o orada artık rahatsız edici bir gürültü haline geliyor ve sus demek zorunda kalıyorsunuz. Ya da mesela biz okuldan çıkıp yemekhaneye giderken tek sıra yaparlar çocukları. Yani normalde tek sıra yapılması bu tarz eğitim modelleri bana çok uygun değil, yani klasik, evet, eğitim modeli. Ama doğada biz yürüyüş yaparken... Hapishanedekileri benziyor, evet, değil mi? Evet. Okulsuz büyümek kitabında bahsettiği gibi. Kesinlikle, yani Ivan Ilyich onu bahseder. Ondan bir örnek olay anlatayım. Zamanımız da azaldı herhalde hızlıca ama. Hızlıca alabilirim. Eğitim bilimleri yüksek lisansına başladığımda işte kızımı da okula götürüp getiriyorum. Çocuk şey dedi, yani okulla alakalı hiç sevmedi okulu. Beni hapishaneye götürüp getiriyorsunuz dedi. Nasıl yani dedim, kızım hapishane olmaz yani. Alakası yok. Sen hiç hapishaneyi görmedin tabii, nedir bilmiyorsun. Niye dedi? Zil çalıyor, yemeğe gidiyoruz. Zil çalıyor, derse giriyoruz. Çok teneffüse çıkıyorsun. Yani evet, zil çalıyor. Siz okul öğretmen izin vermeden çıkamıyorum, tuvalete bile gidemiyorum. Hapis dediğinde zaten böyle bir şey değil mi yani, kendi isteğin dışında dedi. Doğadayken bu çok azalıyor. Tek sıra yapın diyorsak orada zaten çocuk patikada yürü halinde dolaşamadığı için. Evet. Yürü halinde dolaşabiliyorsa da dolaşsın. Yani şunu diyoruz. Evet, talim terbiye, evet, kesinlikle olacak. Elbette o bir düzene, şey, nizama, hı-hı, elbette çocuk alışacak. Ama bunu doğal bir şekilde yapmalı. Evet. Sentetik olmamalı. Ha, biz demeden farkına varıp, evet, o doğal düzene giriyor zaten. Evet. Yani fıtri olarak düzene giriyor doğada olursa. Şöyle çocuk, bir sonsuz gökyüzüne bakmak, sonsuz, evet, denizi seyretmek insanı nasıl rahatlatıyor. O ormanın uçsuz bucaklığı gerçekten insanı çok dinamik tutuyor. Tabii. Yani. Ama ben şimdi, evet, bambaşka bir soruyla kapanış yapmak istiyorum. Başından beri bu, evet, anı bekliyorum. Evet. Serkan Hocamı takip ediyorum Instagram'da. Bir gün bir baktım. Bazlama mı? Gözümün bir yufka, bir hamur. Ne onun adı? Hocam biz memleket diyelim. Sıkma diyoruz ona. Sıkma yapıyor. Evet. Hamur açıp çocuk enen nasıl ya dedim. Psikolojim bozuldu dedim. Sizi takip etmeyeceğim bundan sonra. Böyle erkekler var mı bu dünyada? Ya şöyle düşündüm. Gerçekten de biz hanımefendiler, anneler de olarak, eşler de olarak acaba beyefendileri daha sınırlı bir alanda tuttuk? Belki de onlara biz mi müsaade etmedik ve kapasitelerini daha kısıtlı mı gördük? Yapabilirler mi aslında böyle şeyler? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hocam, diyerek ne de olsa doğayla da alakalı olduğu için böyle, evet, kapanış yapmak hocam, istiyorum. Hocam şöyle aslında, hani bizim endişelerimiz, korkularımız demiştik ya, şimdi bizim annelerimiz, kadınlarımız daha doğrusu aslında kendilerine çok misyon yüklüyorlar. Yani çok görev üstleniyorlar. Yapmaları gereken, yani bir baba rolü, bir anne rolü, yani bunlar birbirinden çok farklı hususlarken aslında bir bakıyoruz anne babanın rolünde, baba, doğru, annenin rolünde bir süreç yürütüyor. Doğru. Mesela Kur'an da bunu çok güzel anlatıyor. Zevç ve zevce olarak, aa, anlatıyor. Bununla alakalı yani birçok konu dinledik, makale okuduk vesaire, ama en güzel yorum şu an ismini hatırlayamayacağım ama şunu demişti: sağ ayakkabı ve sol ayakkabı ya da sağ, evet, terlik ve sol terlik olarak, yani sağ solun yerine geçemez, sol da sağın yerine geçemez. Yani bunlar aslında birbirini tamamlayan hususlarken şimdi bizim mevzumuz da şudur hocam. Bizde kendimde daha doğrusu kadın işi, erkek işi tarzında bir sürecimiz yok. Kendi temel maalesef ihtiyaçlarımızı görebileceğimiz bir formda ilerliyor çocuklarla. Çocuklar hatta şey derler, annelerine gittikleri zaman, mesela annelerinden geldiklerinde baba sen bize sıkma yapsana. Annemiz dedi ki babanız yapsın sıkmayı. Tarzında bir sürecimiz oluyor. Ya da işte dikilmesi gereken, bazen sökülmüş olan pantolonları, ceketleri oluyor. Baba işte biz bunu getirdik, bunu da diker misin yoluyla ilerliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi aslında. O da kendi söküğünü kendi öyle dikermiş. Evet. Şimdi hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim hocam size. Ben üniversiteye giderken annem işte kıyafetlerimiz, oğlum şunu da al, bunu da al vesaire, annelik içgüdüsüyle hareket ediyor. Tabii biz de eşyalarımızı hazırladık. En son annem valizime şey koymuştu, dikiş seti koymuştu. Yani oraya gittiğin zaman, yani kime diktireceksin sen bunu?
işte perdelerin yıkanması, asılması. Ya aslında biz hayatımızda kendi kendimizi zorlaştırıyoruz. Ama şunu da belirtmek istiyorum hocam. Anneler de yapıyor bunu değil mi işte yani çocuklarına? Anneler sizin zaten. Mesela anne Allah razı olsun açıcı olmuş ama biz genelde ya yapamaz o. Beceremez. Taşı biz kaldırıyoruz aman. Çocuğun önünden. Taşı annelik, halbuki gelinin hayır duasını almak tabii, var. Bir ben mesela iki erkek evlat sahibiyim. Yani çocuklarımın hiçbir şekilde şu işi erkek yapar ya da bu işi kadın yapar fırsat tarzında bir sınırlamamız olmadı. Yani olabildiğince kendilerine fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte çocuklar bunu görüyorlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Babalık gerçekten handikaplarla dolu bir kulvar. Daha önceki misafirlerinizden Mehmet Hoca'nın, Mehmet Teber'in biz babalara geldik diye bir programına katılmıştık. Çok güzelmiş. Online, evet. Program çok güzel. Hatta Mehmet Hoca girerken mevzuya şöyle demişti. Yani buraya siz kaç kişi kendi isteğiyle geldi. Hmm. Kaç kişi eşinin zorlamasıyla geldi. Ah, yani burada maalesef eş zorlamasıyla. Evet. Hatta biz bu soruyu bizim etkinliğimize katılan babalara da ben soruyorum. Çünkü babalarla ilgilenmek benim sorumluluğumda sahaya çıktığımız zaman. Ya abi diyor hanım gidelim dedi biz geldik. Yani ben ilk kez artık gelenlerin hepsi öyle. Hepsi ya. Bunu söylüyor. Sonra babalar geliyorlar iyi vakit geçirdikleri için ama hep hanımlar getirmiş oluyor. Tabii bizde de öyle olmuştu yani ben iteklemiştim ama eşim çok memnun şimdi kalmıştı. Şimdi burada hocam ben handikaplarla doluyuz dedik. Neden? İşte bir babalık sürecinin öğrenildiği zaman yaklaşık işte 30 işte 40'lı yaşlarıma geldim ben. 40 yıl önceki eğitim almış bir babanın eğitimiyle geliyoruz. Yani ama ben bu konuda babamdan Allah razı olsun hiçbir şekilde annemi şeysiz bırakmadı. Desteksiz bırakmadı. Yani ev temizliğine de yardım etti. Allah atıyorum sıkma dedik değil mi? Evet. Sıkmayı annem açardı, babam pişirirdi ne içine güzel. Peynirinin konulma sürecinde. Yani Allah biz böyle olsun. Bir babalık gördük. Bu bizim için çok kıymetliydi. İşte örnek çok önemli. Evet. Mehmet Hoca da mesela şeyden bahsetti. Bir dedi biz düzgün babalık görmüyoruz. İki dedi biyolojik olarak desteklenmiyoruz. Çünkü ya ben ilk çocuğumda mesela çocuk oluyor. Ama bunun farkına varamıyorsun. Doğru. Yani anne bunu ne yapıyor? Hamilelik sürecinde hamilelik daha. Hamilelik süreci var. 9 yıl ardından emzirme süreci dokuz var. Yani 9 ay. Kadar uzun değil. Özür dilerim. Bu kadar. 9 ay. 9 aylık bir hamilelik süreci ardından 2 yıl yani iştigal olunan bir süreç var. Hatta biz mesela ikinci oğlumun doğumuna katılmıştım ben. İşte orada doğum oldu. Çocuğu işte ya küve bir yerde bekletiyorlar. Ben çocuğumu alıp çıkmıştım mesela. İşte göğsümüzü açıyoruz. Çocuk orada ten tene temas süreci diyorlar. Yani hocam şöyle hani ben zamanla alakalı endişemiz olduğunu düşünerek evet. Hani toparlayacak olursam. Babaların daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Evet. Babaların daha çok sahaya inmesi gerekiyor. Annelerin biraz daha geriye çekilmeleri biz gerekiyor. Biz yapıyoruz biz. Ya Serkan hocam. Kesinlikle hocam. Sözünüzü bölüyorum ama gerçekten babalara mı geldik ismini Mehmet hocamdan müsaade isteyerek kullanalım. Ve gerçekten bir bölümü bunun için çekelim. Sözünü istiyorum sizden. Yanınıza olur da hocam. Bizim hatta beraber evet var mı? Var. Yani buradan davet edecek olursak. Edelim. Şuraya kameraya doğru lütfen. Hocam benim çalışmaktan, beraber olmaktan, dostluğumdan memnun olduğum Cihan Uluç var. Tamam. Kendisi de psikolog. Beraber hatta biz bu eğitimi çok aldık. Güzel. Kendinin yönlendirmesiyle. Eğer davet edersek muhtemelen kabul edecektir. Onunla birlikte. Hocam ben annelerin daha rahat olması evet. gerektiğini düşünüyorum. Babaların planlama yaparken onlara o sorumluluğu kendilerinin vermemesi gerektiğini. Babalar, evet. Ya bu bizim evet fıtratımızda olmayabilir ama babayız biz. Evet. Koruma, güvenlik vesaire filan. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Çocuklar biz de bunu istiyorlar. Hocam son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani buyurun. Aslında ben bahsetmeyecektim ama Elif abla az önce derenin taşmasından bahsettiği için. Şimdi biz bir gün öncesinde aynı rotayı yürüdük. Ardından ikinci günde aynı rotayı yürütüyorum ki hani daha böyle bir çocuklar farkında olsunlar. Yürüyüşlerini daha böyle güzelleştirsinler. Bir geldik dün akşamki yağıştan dolayı 2 tane dere taşmış. Ne yaptın? Ya biz ne yapacağız, nasıl yapacağız, şudur budur. Yani hemen endişeler doğmaya başladı. Evet. Ama biz babalarla birlikte koordine olarak derenin üzerinde
geçilebilecek işte bir yeri odunlarla doldurarak, bir yeri de taşlarla doldurarak karşıya geçmeyi, annelerin de karşıya geçmesini sağladık. Bu çocuklarda ne oluşturdu biliyor musunuz? Aa, benim babam bu tarzda işleri yapabiliyor. Yani evet. Erkeklerin aslında buna ihtiyacı var. Doğru. Şöyle biyolojik olarak şöyle bir ihtiyaç var. Testosteron dediğimiz bir hormonumuz var. Evet, biz bunu ne kadar ağır işler, yükler yaparsak bu ortaya çıkıyor ve bu bizim daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Çocukların da bizdeki baba figürünü daha böyle netleştiriyor. Babalar sahaya, anneler biraz daha mutfağa. Mutfağa da değil sadece. Mutfağa, hayır hayır, kabul etmiyoruz. Evet. Televizyon karşısında geçin biraz. Kumandayı alıp çay içelim. Ya bir kere biz niye çekiç alıyoruz elimizle? Hanımlar, yok bundan sonra çekiç var da almak. Ne diyeceğiz beylere? Hatırlayın şu var ya, sen istediğin her şeyi yapabilirsin. Çünkü senin çok güzel bir kalbin. Öyle bir çocuk var biliyor musunuz o videoyu? Yapabilecek o güce sahipsin. Evet, yapabilecek güce sahipsin. Gerçekten o güce sahipler. Biz alan açalım. Bu bölümün ne olur bir gün hanımların özellikle çekirdeklerini alarak geleceklerine eminim. Hatta beylerini de çekiştirerek geleceklerine eminim. Hocam çekiştirmesinler. Yapalım. Ben hatta şöyle komik bir son olarak şunu anlatmak istiyorum. Instagram hesabımızdan bahsedebiliyor muyuz? Evet, tabii ki bahsedebiliriz. Hocam şöyle, benim hesabımın adı Baba Eli Değmiş Gibi. Gördüm. Yani hayatımızda hani baba eli değsin istedik. Doğru. Amacım şuydu gayem. Babalar artık gün yüzüne çıksın, aktifleşsinler, evet. Sahada yer alsınlar. Evet, ben reisim moduna girsinler. Ama hocam sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Yaklaşık 1700 kadar takipçim var. Yine bunun 1500'ü hanımlardan oluşuyor. Yani burada babaların gerçekten daha böyle aktif olabilecekleri sahalar kendileri aracılığıyla üretilmesi gerekiyor. Var olmaları için. Bu onlar için de değerli hocam. Yani erkeklerin ihtiyaçları var. İhtiyacımız İhtiyacı var. İhtiyacı yani. Olmadığı için, ihtiyacını aslında sağlayamadığı için de beklediğimiz neticeyi alamıyoruz. Yani evet. Bizim onu sunmamız gerekiyor. Ben buradan alacaklarımı aldım. Umarım siz de almışsınızdır. O kalan 1500 kişinin de ben şöyle takip ettiğine eminim. Var mıymış ya böyle babalar da Allah Allah deyip böyle imrenerek ya takip ettiğine Ya şunu yapmasınlar eminim. Hocam. Şunu yapmasınlar. İşte bak nasıl adamlar var. O olmasın. O olmasın. Çünkü biz erkekler bir de en sevmediğimiz konuların başında o geliyor. Kıyaslanmak. Kimsenin hoşuna gitmez. Çocuğun da hoşuna gitmiyor. Evet, Elif hocam yani. Bizim de hoşumuza evet, gitmiyor. Evet, bizim de hoşumuza gitmiyor. Bak ne hanımlar var. Mantığı yani, yapıyorlar. Yani neler sıkma yapan adam değil, var. Biz sen niye yapamıyorsun dese evet. Bizim de. Ya. Çok sinirlenirim. Kalk düzenliyorsun. Evet. Hepimiz farklı kabiliyetlere sahibiz. Aslında tüm mesele de bunu fark edebilmek. Hanımı hanım olarak, beyi bey olarak doğru konumlandırabilmek. Hakkını verebilmek yani. Yiğit öldürmeyelim ama hakkını her türlü yiğit olarak verelim. Hanımefendinin de hanımefendi olarak verelim. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok keyifli bir bölümdü. İzleyenlerin de çok keyifli olacağını düşünüyorum. Memnun yorumlarda buluşalım diyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Esselamu aleyküm. Kargoist, Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sundu.